Merhaba arkadaşlar. Asitler, bazlar ve tuzlar ünitesinin 13. videosundayız. Burada yaygın olarak kullanılan tuzların özellikleri ve kullanım alanlarından söz edeceğiz. Biz yaygın olarak kullanılan bazı tuzların özelliklerinden iki videoda bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu ve bundan sonraki videoda. Bu video özelinde sodyum klorür, sodyum karbonat ve sodyum bikarbonat tuzlarının özelliklerinden ve kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Yani yemek tuzunun çamaşır sodasının ve yemek sodasının özelliklerini kullanım alanlarını bu video içerisinde göreceksiniz. İki tuzumuz daha var. Onları da bir diğer bir sonraki videoda inceleyeceğiz. İlk tuzumuz ki günlük hayatta bizim en çok gördüğümüz, en yaygın tuz sodyum klorür. Yani yemek tuzu. Kimyasal formülü hepiniz biliyorsunuzdur. NaCl buna yemek tuzu yaygın adı ya da sofra tuzu da denilebiliyor. Doğada bulunuşuna geldiğimizde yemek tuzu arkadaşlar doğada katı halde ya da çözülmüş halde bulunabiliyor. Katı halde e, kaya tuzunda bulunuyor. Bu haliyle satılıyor zaten. Çözülmüş halde dediğimizde işte deniz, göl gibi tuzlu su kaynaklarında bulunuyor. İşte buradan suyun buharlaştırılması ya da farklı yöntemlerle yine tuzu elde edebiliyoruz. Özelliklerine geldiğimizde suda iyi çözünüyor, kristal yapılı, beyaz, kokusuz bir bileşik ve burada bir önceki videoda bahsetmiştik ya tuzlar asidik, bazik ya da nötr olabiliyordu, aynı zamanda bu bir nötr tuzdur. Neden? Çünkü hidrojen klorürle sudalarını yazmıyorum sodyum hidroksitin tepkimesinden elde ediyoruz biz bunu. Dediğim gibi fiziksel hallerini belirtmedim. Hidrojen klorür kuvvetli bir asit, sodyum hidroksit kuvvetli bir baz olduğu için sodyum klorür tuzu nötr bir tuz olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Kullanım alanlarına geldiğimizde tabii ki evimizde sıkça kullanıyoruz gıda endüstrisinde kullanılıyor. Gıda endüstrisinde arkadaşlar yiyeceklerin tatlandırılmasında tatlandırma diyeyim. Ya da e, etlerin ve gıdaların korunmasında kullanılabiliyor. Korunması. En yaygın kullanıldığı alan bu. Bunun dışında cam, seramik, kağıt, tekstil boyaları, sabun yapımında kullanılabiliyor. E bir sıvıda katı madde çözünürse, sıvıda katı madde çözündüğünde bu eee 10. sınıf karışımlar ünitesinde vardır. Donma noktası düşüyor. Şimdi dolayısıyla kışın buzlanmayı engellemek için yollara Katı madde tuzlar dökülebiliyor. İşte dökülen tuzlardan bir tanesi de sodyum klorür yemek tuzu. Yani kışın buzlanmayı engellemek için yollara dökülebiliyor. Tıp ve eczacılıkta kullanılıyor. Kimya endüstrisinde bazı maddelerin üretiminde ham madde olarak kullanılabiliyor yemek tuzu arkadaşlar. Bunların tabi hepsini bilmeniz mümkün değil. Ama temel işte gıda endüstrisinde kullanılması, yollara dökülmesi Bunları temel şeyleri bilmeniz de beklenir sizden. İkinci yaygın olarak kullandığımız ve burada bahsedeceğimiz tuzumuz sodyum karbonat yani çamaşır sodası. Arkadaşlar çamaşır sodasının kimyasal formülü zaten yazabiliyorsunuzdur şudur. Bunu gördüğünüzde bunun sodyum karbonat ya da çamaşır sodası olduğunu söyleyiniz. Suda iyi çözünen şurada da gördüğünüz gibi beyaz, kokusuz bir tuz ve arkadaşlar bu tuz bazik bir tuzdur. Şimdi bir önceki videomuzda vardı ya asit ve bazın kuvvetine göre nötrleşme tepkimesinde tuzlarımız asidik bazik nötr, nötr olabiliyordu. Şimdi bu tuz arkadaşlar karbonik asit ki bu bir zayıf asittir ve sodyum hidroksitin tepkimesinden elde ediliyordur. Elde edilebilir. E şimdi zayıf asit kuvvetli baz dediğimize göre ve tuzumuz da kuvvetlinin özelliğini göstereceğine göre bu tuzun bazik bir tuz olduğunu söylüyoruz. Yani çamaşır sodası bazik bir tuzdur, bazik bir maddedir. Evet gelelim sodyum karbonatın kullanım alanlarına ki burada hemen bize çok şimdi lazım olacak. Sodyum karbonatın bazik bir tuz olduğunu da şuraya ekleyelim. Şimdi sodyum karbonatın kullanım alanlarından birisi temizliktir arkadaşlar. Doğal bir temizlik malzemesidir. Nasıl dersek 10. sınıfın 4. ünitesinde çok daha geniş anlatılıyor ama ben şöyle kısaca söz edeceğim. Şimdi sabunlar arkadaşlar yağların sodyum hidroksit ya da potasyum hidroksitle tepkimesinden elde edilen maddelerdir. Dolayısıyla sabun bazik bir maddedir. Hatta işte sodyum hidroksit kullanırsanız beyaz sabun olur. Potasyum hidroksit kullanırsanız Arap sabunu olur gibi. Sabunu biz yağlar ve e, sodyum hidroksit, potasyum hidroksit bazları ile elde ediyoruz. Peki sodyum karbonat yani çamaşır sodası nasıl temizliyor dersek? Şimdi biz sodyum karbonatı kirli çamaşırın üzerine attık. Şimdi burada kirlerimiz var bizim. Bu kir dediğimiz şeyler evet toz toprak vesaire de içerir ama içinde yağlar da vardır. İnsan vücudundan düşünün çıkarttığınız tişörtü, gömleği her neyse. Dolayısıyla biz temizlemek için sodyum karbonatı kullandığımızda bu sodyum karbonat kirin yapısında bulunan yağlarla etkileşime giriyor ve arkadaşlar bu etkileşimle bir sabunlaşma tepkimesi gerçekleşiyor. Yani biz ortama sabun koymadık ama bu tepkime sonucunda bir sabunlaşma tepkimesi oluyor. Dolayısıyla biz burada sodyum karbonatın yani çamaşır sodasının sabun gibi davrandığını ve temizleme işlevini yerine getirdiğini söylüyoruz. Doğal bir temizlik maddesidir. İkinci özelliği arkadaşlar, suda sertlik yapan iyonları çöktürdüğü ve ortamdan uzaklaştırdığı için suyu yumuşatır kireç e, konuşamadım. Kireç sökücü deterjanlarda katkı maddesi olarak kullanılır. Şimdi suda sertlik yapan iyonlarımız bizim kalsiyum artı 2 ve magnezyum artı 2 iyonları. Eğer suyun içerisinde bunlar varsa bu iyonlar sertliğe neden olur. Eğer biz bu iyonları ortamdan uzaklaştırabilirsek çok tatlı daha yumuşak bir su elde etmiş oluruz. E, kalsiyum karbonat, magnezyum karbonat da Suda çok çok az çözünen bileşiklerdir. Çözünen tuzlar diyeyim. Hatta kirecin yapısında var bu bunlar bakınız. Dolayısıyla biz sodyum karbonatı ortama eklediğimizde arkadaşlar hangi iyonu verecek ortama? Ki sodyum karbonat çok iyi çözünür suda. Sodyum tuzların hepsi çok iyi çözünür. Karbonat. Şimdi bu gelen karbonat iyonu hop bu suda sertlik yapan iyonlarla birleşiyor. Birleştiği anda kalsiyum karbonat ya da magnezyum karbonat oluşuyor. Bunlar da çok az çözüldükleri için dibe çöküyorlar. E ne yapmış olduk biz? Sertlik yapan iyonları dibe çöktürmüş, sudan uzaklaştırmış olduk. Dolayısıyla... E, suyu da yumuşatmış olduk. Yani ka e, sodyum karbonatın bir diğer işlevi de sert suların yumuşatılmasıdır arkadaşlar. Ha, bunun dışında cam üretimi, kağıt yapımı, sabun ve deterjan üretimi ki bazik olduğu için sabun ve deterjan bakınız. Fotoğrafçılık, tıpta bazı ilaçların üretiminde de kullanılabiliyor. Evet ama sizin özellikle şu ikisini yorumlayabiliyor olmanız önemlidir. Üçüncü ve yaygın olarak kullanılan tuzumuz yine bunu çok görüyorsunuz. Yemek sodası ya da kabartma tozu arkadaşlar. Annelerinizin, işte anneannelerin kek börek yaparken kullandığı. Formülü, kimyasal formülü şudur arkadaşlar. Sodium bikarbonatın ki şu bikarbonat köküdür. Onu da kenara yazayım. Hatta CO3-2 de karbonattı. Az önceki tuzumuzun yapısında vardı bu. Sodyum bikarbonat, yemek sodası arkadaşlar. diğer sodyum tuzları ile birlikte kalker taşları halinde ya da deniz tuzlarında bulunuyor. İyi. Yani güzel bulunsun. Özelliklerine geldiğimizde suda az çözünen beyaz bir tuz. Şurada da görüyorsunuz ve yine bazik bir tuzdur. Şimdi sodyum karbonat bikarbonat arkadaşlar genellikle sodyum karbonattan elde ediliyor. Sodyum karbonattan elde edilir. Sizin burada tabi ben bazik olduğunu açıklamak için yapıyorum. Bazik olduğunu bilmeniz yeterli bizim için. sodyum karbonat su ile tepkimeye sokuluyor arkadaşlar. Ve sonrasında sodyum bikarbonat tuzu elde ediliyor ve sodyum hidroksit açığa çıkıyor. Hatta bu tepkimeyle sodyum hidroksit de elde edebilirsiniz. Ve dolayısıyla bazik olan sodyum karbonattan elde ettiğimiz için yine bazik bir tuz olduğunu da söylüyoruz arkadaşlar. Sodyum bir arkadaşlar en önemli kullanım alanını aslında ısıtıldığında karbondioksit gazı açığa çıkardığı için kabartma tozu olarak kullanılıyor. Evlerinizdeki kabartma tozları pasta, börek, ekmek yapımında vesaire e, sodyum bir karbonattır. Ha nasıl oluyor? Ben size tepkimesini de göstereyim bu tepkimeyi. Tabii ki yazmanız beklenmez ama olur da görürseniz bir yorum yapabilin en azından. Şimdi sodyum karbonat ısıt bir karbonat ısıtıldığında şöyle bir tepkime gerçekleşiyor. Ve bu tepkime sonucunda karbondioksit gazı açığa çıkıyor. O da ekmeğin, pasta'nın, böreğin her neyse kabarmasını sağlıyor, gaz dışarı çıkmaya çalıştığı için. İkinci özelliği, bu bir bazik madde arkadaşlar. İçeceklerde asitlik düzenleyici olarak kullanılabiliyor. E, mide yanmasında kullanılıyor çünkü mide yanmasına sebep olan mideniz, mide asiti HCl'dir. Çok fazla yemek yediğinizde ya da işte bir dış etki yüzünden Mideniz çok fazla HCL salgılarsa yanmaya neden olur. E bizim şimdi bu bir asit olduğuna göre ortamı nötrleştirmemiz lazım. E sodyum bikarbonatında bazik olduğunu söylemiştik. Demek ki bu bazla mide asitinin bir nötrleşmesi gerçekleşiyor. Mide yanmasını gidermede kullanılıyor. E, böcek sokmalarında kaşıntı ve kabarmayı azaltmak için kullanılıyor. Böcek salgılarında arkadaşlar asitler vardır genellikle. dolayısıyla bu bir asitse kaşıntı ve kabarmaya neden olan siz bunun üzerine bazik olan sodyum bir karbonatı sürdüğünüzde yine ortamda bir nötrleşme tepkimesi gerçekleşiyor ve bu sokmadan salgılanan asitin etkisi azalıyor. aynı sodyum karbonat olduğu gibi sert suları yumuşatmada kullanılıyor. Bir de temizlik maddeleri, kağıt üretimi, yangın söndürücülerde kullanılıyor. Dediğim gibi bu kullanım alanlarının hepsini ezbere bilmenizin mümkünatı yoktur. Sizin burada bazik olduğundan yola çıkarak söyleyebileceğiniz şu en önemli özelliğidir. Şunları zaten bazik olduğu için yorumlayabilirsiniz. Ama onun dışında dediğim gibi tek tek ezberleme şansınız yok. Ee, size bilgiler vererek yorumlamanız beklenir diğer kullanım alanlarında diye düşünüyorum. Evet bu videoda sizlerle 3 tuzumuzdan bahsettik. Bundan sonraki videomuzda bahsedeceğimiz 2 tuzumuz daha var. Görüşmek üzere arkadaşlar.